Hepinize merhaba. Türkiye 14 Mayıs tarihine kilitlenmiş durumda. Erdoğan'ın ilan ettiği bu takvimde yapılacak bir seçimde Erdoğan'ın tabii 3. kez aday olup olamayacağı da büyük bir tartışma konusu. Hukukçuların görüşleri net. Erdoğan anayasanın 101. maddesi ortadayken 3. kez aday olamaz. Fakat muhalefet bu konuda mağduriyet yaratmamak adına hukukun çiğnenmesine göz yumma e, politikasını izler gibi görünüyor İlk açıklamalar bu yönde bir itiraz yapılmayacak gibi görünüyor bu ne derece doğru ne derece yanlış bugün bunu tartışacağız muhalefetin bu çizgisinin muhalefete seçim kazandırıp kazandıramayacağı konusunu e, tartışacağız şimdi gelin önce Türkiye'nin son 20 yılının çok kısa bir siyasi tarihini e, inceleyelim kısa Türkiye tarihi diyelim ve 2003 ile başlayalım. Biliyorsunuz 2003 yılında Tayyip Erdoğan e, yasa gereği milletvekili bile olamıyordu 2002 3 Kasım seçimlerinde ama 2003 yılında Başbakan olabildi önce milletvekili sonra başbakan olabildi önce Siirt'te bir seçim yenilemesine gittiler hukuku e, bir takım değişiklikler yaptılar yasal e, değişiklikler yaptılar ve önce Erdoğan'ın Siirt milletvekili seçilmesini ardından da başbakan olmasını sağladılar kim sağladı? Ne yazık ki o dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal bu yolu açtı. Bir kolaylaştırıcılıkla Erdoğan'a başbakan olma yolu sağladı. Niye? Erdoğan mağdur olmasın diye. Ve devam edelim. 2007'de peki Abdullah Gül nasıl Cumhurbaşkanı oldu? Hatırlayın orada da anayasa, kanunlar, her şey ortada. Ve 367 milletvekilinin olmadığı oturumda Cumhurbaşkanı'nın seçilememe durumu var. Bunu Abdullah Gül bile kabullenmiş ve geri adım atmışken ansızın bu kez ortaya bir başka muhalefet lideri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çıkmış ve 367 kolaylığı sağlamıştı Abdullah Gül'e ve onun Cumhurbaşkanı olmasını sağlamıştı. Niye? AKP mağdur olmasın diye. Peki Erdoğan 2014'te nasıl Cumhurbaşkanı olabildi? Bu kez de ilk iki hatayı yapan Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP bir ittifakla Erdoğan'ın karşısına aday çıkardılar. Anımsayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ortaya kimin attığı henüz ismini kimin attığı henüz tam netleşmemiş olan bir isimle Ekmenettin İhsanoğlu ismiyle Erdoğan'ın karşısına çıktılar. Ekmelettin İhsanoğlu'nun kazanamayacağı aşikardı. Erdoğan'ın benzerini, Erdoğan'ın kopyasını Erdoğan'ın karşısına çıkararak bir seçim kazanlamayacağı açıktı. Denediler, olmadı. Peki 2017 anayasa darbesi nasıl oldu? Darbe diyoruz. Çünkü anayasada değişiklik yapılarak rejim yıkıldı, rejim değiştirildi. Ve anayasaya peki nasıl darbe yaptırıldı? nasıl rejim yıkılabildi. Burada da muhalefetin rolü olduğunu görüyoruz. Bu kısa Türkiye tarihi incelememizde hatırlayın. AKP 2017'de referandum'a şöyle gitmişti aslında. MHP genel başkanı Bahçeli Erdoğan'ın sözde Anayasayı çiğniyor olmasına, Anayasaya uymuyor olmasına güya itiraz ediyordu ve şöyle demişti işte madem Erdoğan Anayasaya uymuyor, gelin biz Anayasayı Erdoğan'a uyduralım. Bakın Türkiye'de ne yazık ki bu bile yapıldı. Yani Erdoğan'a yasalar özel yapıldı, Erdoğan'ın yasaların arkasından dolanması sağlandı, Erdoğan'ın anayasaya darbe yapması, anayasayı değiştirmesi sağlandı ve en sonunda Erdoğan'a ee, madem sen anayasaya uymuyorsun biz sana uyan bir anayasa yapalım dendi. Evet MHP Genel Başkanı'nın açtığı bu yolla e, Erdoğan'a uygun anayasa yapılmış olduğu referandumla ve e, Erdoğan bunun karşılığında da işte Bahçeli'ye muhalefetten iktidar ortağı olma yolu açmış oldu. O da işin bir başka yolu. Evet e, kısa Türkiye tarihinin bir de 2018 yılına bakalım. 2018 yılında da Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Erdoğan'ın ikinci kez seçildiği seçim. Orada Erdoğan peki nasıl Cumhurbaşkanı oldu? Yani çok tartışıldı ama şöyle özetleyip geçelim her iki tarafın iddiası bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bir taraf diğerini diğer taraf diğer tarafı karşılıklı suçladı. Bu karşılıklı suçlamalar kuşkusuz karşılıklı hatalara dayanıyordu ve neticede uzatmayalım. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığında da Erdoğan yine kazanmış oldur. Kaderseniz bu kısa Türkiye tarihi aynı zamanda muhalefetin Erdoğan'a anayasa çiğnetme tarihi. Yasalar ona uygun yasalar onun ihtiyacını giderecek, seçilmesinin önünü açacak yasalar hazırlanmasıyla başlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin açtığı yolla başlayan ve en sonunda MHP'nin de biz Erdoğan'a uygun anayasa yapalım noktasında işi getirdiği yer toplamda bu. Muhalefet Erdoğan'ın karşısına ne yazık ki bu kısa Türkiye tarihi dediğimiz 20 yılda sana anayasayı çiğnetmem kararlılığında durmadı. İşte tersine Bahçeli örneğinde olduğu gibi çiğnetmemek adına güya anayasanın Erdoğan'a uydurulmasına olanak sağladılar. Rejimin yıkılmasına son tahlilde araç oldular. Bu süreçte de demin dediğim gibi MHP de aslında dönüşerek Muhalefetten iktidar ortağına e, dönüştü, o iktidar ortağı oldu, bugün de olduğu gibi. Yani o tabii bambaşka siyaset bilimcilerin ayrıca üzerinde e, durması, tartışması gereken bir konu. Yani düşünebiliyor musunuz? MHP Genel Başkanı, CHP Genel başkanıyla ittifak yapıp Erdoğan'a karşı aday gösteriyor. Bir seçim önce, bir seçim sonra e, Bahçeli MHP Genel Başkanı Erdoğan'ın iktidar ortağı olabiliyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşman oluyor. Yani bu siyaset biliminin hakikaten son 20 yılı incelemesi, doktora tezlerinin bu konularda yapılıyor olması lazım. İp atılan bir miting düşünün. Yani Erdoğan ve Bahçeli karşısında e, siyaset biliminin e, sözlüğünü zorlayacak kavramların karşılıklı birbirlerine söylendiği şartlardan bir anda ortaklığa dönüşüken ilişkiler. Siyaset biliminin incelemesi gereken konular. Her neyse biz devam edelim. Ve gelelim bugünkü konuya yani Kısa Türkiye tarihini niye inceledik? Bugünü incelemek için. Bugün de çünkü aynı hataya ne yazık ki düşülüyor. Anayasa açık, anayasa hukukçuları net. Erdoğan üçüncü kez seçilemez. İşte buna rağmen Erdoğan bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir şeklindeki anayasanın açık 101. maddesini çiğneyerek üçüncü kez aday olmaya çalışıyor. Bu konuda e, hukukçuların görüşlerine rağmen e, Cumhuriyet Halk Partisi başta muhalefet ise e, yani mağdur etmeyelim diyerek buna itiraz etmiyor. Oysa hukuku amasız savunmak lazım. Yani biri mağdur olmuş olmamış şeklinde bakılarak hukuk savunulmaz. Hukuk gereği neyse amasız savunulur. Tüm siyasi partilerin ve tabi seçmenlerin de ...görevidir amasız bir şekilde hukuku savunmak. Ancak işte muhalefetin çoğunluğunda dediğimiz gibi tersine bir e, yaklaşım var. Erdoğan'a mağduriyet kazandırmamak adına anayasanın e, çiğnenmesine e, göz yumuyorlar. Erdoğan'ın anayasaya aykırı üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı adaylığına onay veriyorlar. Bunun da nasıl bir büyük yalan olduğunu yani bu mağduriyet meselesinin bir yalan olduğunu... ...daha önce çokça konuştuk yani mağduriyetle seçim kazanılmıyor. Tam tersine güçlü olduğu için Erdoğan seçim kazanıyor. E, mağduriyetle seçim kazanılsaydı herhalde Türkiye'de Erdoğan'dan, Erdoğan bir mağduriyette görmedi ayrıca işin o kısmını geçelim. E, mesela işte iki aylık hapis cezası ise Türkiye'de Doğu Perinçek örneğin beş kuşakla e, 20 yıl civarında hapis yattı. Yani mağduriyetle e, Cumhurbaşkanı seçilebiliyor olsaydı Doğu Perinçek e, Erdoğandan defalarca önce seçilirdi. Hadi başka bir mağduriyete bakalım. Yani Cumhuriyet Halk Partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğandan daha fazla mağdur olmadı mı? Linç edildi, linç. Yani ölümden döndü Kemal Kılıçdaroğlu. Mağduriyetle seçilebiliyor olsaydı, mağduriyetle seçim kazanılıyor olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu zaten kazanmış olurdu. Hiç öyle bir şey yok. Ne yazık ki biz e, sıkıntılı bir toplumuz. Yani toplum e, düzeni güçlüden yana ne yazık ki inşa edilmiş sokaklardan başlayan mahallelerden başlayan böyle bir kültürle Türkiye'nin e, kuşakları yetişti. Mahallede e, zayıf çocuğun arkadaşı daha diren oldu. Güçlü çocuklar arkadaş biriktirebildi. Böyle bir düzen ne yazık ki oldu. Zayıftan yana ezilenden yana olan insan sayısı az oldu. Onlar da bizim gibi komünist oldu olmaya da devam edeceğiz. Bu çarpık düzeni değiştirene kadar. Neyse o parantezi kapatalım ve yeniden bugüne gelelim. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun gerekçesi e, tabi ilginç. E, işte Diyelim ki ses çıkardık. Hani Bu yönde eleştiriler yapılınca bir gerekçe sundu. Dedi ki diyelim ki ses çıkardık. E, nereye gidecek Erdoğan? Yüksek Seçim Kurulu üyelerine gidecek. Yani Yüksek Seçim Kurulu üyelerinde kendisi atadı Dolayısıyla itiraz edeceğimiz hiçbir yer yok demiş olduğu Hakikaten bu vahim. Yani bu bir e, teslimiyetçi bir çizgi. Yani yapacak bir şey yok demek. Nasıl olsa e, sonuç bu olacak demek. E, o zaman hiç bir şey yapmayın. 400 kaç kilometre yürüdü adalet yürüyüşünde hatırlamıyorum. 400 küsür kilometre Ankara İstanbul arası. Niye yürüdü peki ya, e, bu durumda Kılıçdaroğlu? Yani hiçbir şeye yaramıyorsa bu işler. Bakın Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz edersiniz. O itiraz... E, reddedilir. Fakat siz bu durumda Yüksek Seçim Kurulu'nun da hukukun dışında olduğunu ilan etme şansınız olur. Hiçbir şey yapmayarak kazanacağınız hiçbir şey yok. Ama bir şeyler yaparak kazanmasanız bile mücadelenin yolunda biriktirdiklerinizle başka bir şey kazanmış olursunuz. Mücadele budur. Kararlı mücadele budur. Fakat e, Kılıçdaroğlu bunu yapmıyor. Hani bunu yakın dönemde bir başka konuda daha e, yaşadık. Hatırlayın sansür yasası ki şimdiki seçimleri çok etkileyecek. Bakın o sansür yasası. E, hükümetin politikalarına karşı itirazların e, yayınlarda nasıl sansürleneceğini o maddelerle göreceğiz. Şimdi bunun görüşüleceği bir meclis e, dönemi var. Ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ana muhalefet partisinin lideri olarak e, Kılıçdaroğlu bu görüşmelere katılmayıp Biliyorsunuz Amerika'ya gitmişti. Amerika'ya gitmesini de o dönemde eleştirmiştik. Para bulmaya gidilen, temiz para bulmaya gidilen sözde ziyaretler. Her neyse, şimdi o yön o konuda da Kılıçdaroğlu'na eleştiriler yapılmıştı. Yani sansür yasası varken niye Amerika'ya gittiğiniz şeklinde eleştiriler yapılmıştı. Hatırlayın ne demişti Kılıçdaroğlu? Demişti ki, saray meclisteki çoğunluğuyla yasayı nasıl olsa geçirecekti. Biz o nedenle Amerika'daki programımıza gitmeyi tercih ettik demişti. Şimdi bu nasıl olsa geçirecekti, sayısal çoğunluğu var, nasıl olsa anlayışı da bir teslimiyetçiliktir. Halbuki yani demin son 20 yılın kısa bir siyasal tarihini inceledik ama o siyasal tarihin içerisinde nasıl olsa demeyip sarayın, iktidarın, mecliste çoğunluğu var demeyip doğru neyse onu savunup tersine sonuçlar alındığı, olumlu sonuçlar alındığı durumlarda yaşandı. Bunlardan en önemlisi 1 Mart tezkeresiydi. O zaman da AKP'nin sayısal çoğunluğu vardı ama Cumhuriyet Halk Partisi iki şey yapmış oldu. Bir, doğruyu savundu. İki, doğruyu kamuoyuyla birleştirerek savundu. Bakın burası kritik önemli. Sendikalarla birleşti, demokratik kitle örgütleriyle birleşti, üniversite öğrencileriyle birleşti, halkla birleşti, kamuoyuyla birleşti. Herkesle birleşti ve o birleşmenin neticesinde mecliste yüze yakın AKP milletvekili de e, Erdoğanların istediği tezkereyi reddetti, vermedi oy. Dolayısıyla kazanabildi. Demek ki öyle nasıl olsa sayısal çoğunlukları var, yapacak bir şey yok demek doğru değil. Ama bu ifade ediliyor, çokça ediliyor Kılıçdaroğlu tarafından ve ortaya e, oldukça teslimiyetçi bir e, çizgi çıkmış oluyor ne yazık ki. Dolayısıyla bir 20 yılı özetledik ya. Şimdi o 20 yılı bir de şöyle özetleyebiliriz. Yani e, nasıl olsa anlayışıyla ve adam kazandı tutumuyla AKP karşı Türkiye'de seçim kazanılamaz, kazanılamıyor. Tersine bu teslimiyetçilikle Erdoğan'a yine atı alan üsküdarı geçer e, kozu veriliyor. Hatırlayın referandumda Erdoğan'ın sözü buydu. Aslında Türkiye'nin e, Erdoğan'ın e, eline at vermeyecek ya da Erdoğan'a atın yularını verdirmeyecek bir birikimi var. Yeter ki o birikimi harekete geçirecek bir lider kararlılığı sergilenebilsin. İşte 1 Mart tezkeresi bir parça öyleydi. Yani halkla birleşmek, mesele sadece meclisteki sandalyeler değil. O sandalyelerin esas e, temsilci olarak göndermiş milletle siz birleşirseniz o sayılar altüst olur. Nicel e, nicelik bazen niteliğin gerisinde kaldığında durum e, değişir Bir Mart eskilesinde olduğu gibi. Şimdi e, yani o nedenle hani bu kararlılığı sergileyecek bir liderlik gösterildiğinde Yüksek Seçim Kurulu'nun zorlanabileceği, e, anayasanın çiğnetilmemesi konusunda bir kamuoyu oluşturulması olası. Buna rağmen bile Erdoğan, adaylığı kabul edilirse hiç önemli değil. Siz bu yaptığınız mücadeleyle ve birleştiğiniz halkla seçimleri kazanma konusunda çok önemli bir adım atmış olursunuz. Ama hiçbir şey yapmayarak nasıl olsa Erdoğan'ın adaylığına Yüksek Seçim Kurulu itiraz etmeyecek. Biz de o zaman hukukun çiğnenmesine göz yumalım derseniz buradan kazanabileceğiniz hiçbir şey yok. Seçimi de kazanamazsınız. Şimdi tabii biz bunları söyleyince bazı CHP'liler özellikle diğer partilerden, İyi Parti vesaire onlardan da insanlar bize tepki gösteriyor. Yani yine mi muhalefete eleştiri yapıyorsunuz? Dudak büküyorlar bu söylediklerimize. Fakat biz bunları 20 yıldır söylüyoruz. Yani 20 yıldır bize söyleten de maalesef muhalefetin yanlışları. Muhalefet doğruyu yapmış ve 20 yıldır bu rejimin bu noktaya gelmesini engellemiş olsa kendi adaylarını seçtirtmiş ve Erdoğan'ın seçilmesini engellemiş olsa biz zaten bu eleştirileri yapmayacağız. 20 yıldır yapıyor olmamızdan ders çıkarılması gerektiğini önemli düşünüyorum ve yine mi muhalefete eleştiri diye e, dudak büken e, muhalif isimlere de şunu anımsatıyorum. Bakın 20 yıldır seçimlerin nasıl kaybedildiğine işaret ederek e, bu seçimin nasıl kazanılabileceğine, ışık tutmaya çalışıyoruz. Ben ve benim gibi düşünen gazeteciler, televizyon yorumcuları vesaire. Yani biz bu eleştirileri toplamda muhalefet seçim kazansın diye yapıyoruz. Biz bunları yapmadığımızda da tablo değişmedi işte 20 yıl ortada. Her neyse bunları niye yaptığımızı sonuçta düşünen dinleyici, düşünen okur, görüyor, anlıyor. Bizi de memnun eden bunun çoğunluk tarafından anlaşılıyor olması. Yani bu dudak büken muhalefete muhalefet mi ediyorsunuz kolaycılığıyla eleştirilere ket vurmaya çalışanların çok az olduğunun da altını çizelim. Ve bitirirken de bir kitap önerisi yapayım. Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden çıkmıştı. Şeyda Taluk iyi bir iletişim uzmanıdır. Onun Seçim Nasıl Kazanılır kitabı bu dönemde çok çok önemli. Sadece partilerin üst düzey yöneticileri değil, taşrada da yani seçimler sonuçta her yerde, mahallelerde de var. En aşağılara kadar herkesin seçim nasıl kazanılır kitabını okumasında sayısız yararı var. Şeyda Talukum, seçim nasıl kazanılır kitabı Kırmızı Kedi Yayın evinden. Bunu da programın arkasına, bu yayının arkasına bir okuma önerisi olarak eklemiş olayım. Hepinize teşekkür ederim. E, bu arada e, bitirirken bir e, rapor vereyim yine. 3.475 abonemiz var kanalımızda bir genişçe bir fikir teatisi yapan aile oluyoruz. Diğer yandan da yani küçük maddi katkılar verme noktasında bir de katıl butonuyla yapılan bir üyelik bölümü var. Kanalın üyeleri yani aboneler dışında bir de üyeler var. Orada da 9 üyemizin olduğunu büyük bir sevinçle aktarmış olayım. Umarız hem aboneleri hem üyeleri çoğaltır ve bu yayınların daha profesyonelce yapılmasını birlikte sağlarız. Birlikten güç doğar ve sizler de bu yayınları ne kadar çok paylaşırsanız hem abone sayısının artmasına hem üye sayısının artmasına hem de izlenirliliğin artmasına Dolayısıyla bu tartışmaların da toplum içerisinde daha derinliğin derinliğine yapılmasına katkı sunmuş olursunuz. Şimdiden bu değerli katkılarınız için teşekkür ediyorum.